D 3 artı söyleyin ne yazacağım buraya? 3 2 söyleyin ne yazacağım buraya? 2,3. Bunun maliyeti acaba 60'tan az mı? D3'ün maliyeti ne? D3'ün maliyeti 30. W3 2'nin maliyeti ne? 20. Oo, bu 50 çıktı. 50 60'tan küçük. Öyleyse var ya biz şeye gitmek için biz 2'ye gitmek için şu 2'ye gitmek için tamam mı? Daha önceden bulduğum 10 artı hani şu vardı ya 10 artı 50 üzerinden falan değil. 1 üzerinden değil. Biz 3 üzerine gidelim diyeceğim. Hemen ne yapıyorum? Tutuyorum. Bu. Hemen tutuyorum. Bu. 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 Çalışmıyor. Bir daha. Küçüme yeteneklerini kaybettiriz. Şöyle yapsam. Bir daha geri yapsam. Hatırlamam. Ya şimdi orayı silmeye çalışacağım gidecek. 60 yerine 50 yazmaya çalışıyorum. Çok riskli bir durum şimdi. Mouse'tan bir numara var. Yo. Şöyle yapsam. Artısı yok bunun ya. Hiçbir şey ya. Neyse arkadaşlar ben onu tüm yeteneklerimi kullanarak onun silmesini sileceğim de nasıl yazacağım onu düşünüyorum. Ne yazacağım oraya? Becerdim. Tamam oraya 50 yazdım ama onun babası değişti değil mi? Bir üzerinden gitmiş oraya. Ne yazacağım oraya? Neyin üzerine gideceğiz? Şuraya 3 yazacağız değil mi? Tamam. Peki 3 üzerinden acaba tamam mı? 3 üzerinden acaba 2'ye gitmenin kısa yolunu buldum. 3 üzerinden 4'e gidebilir miyim daha hızlı bir şekilde? Hemen ona bakalım. Nasıl hesaplayacağım bunu? Diyeceğim ki D 4'e gitmenin tamam mı? Yanlış yazdım. Şöyle. D4'ün maliyeti ne kadar? Söyleyeyim. D4 kaçmış? 100. Yine aynı şekilde D3 artı W buraya ne yazacağım? 3,4 yazacağım. Kaç bu D3? 30 artı bu kaç? 3,4? 60. Ne yapar bu? 90. Aa bak bunun üzerinden geçtiğim zaman 90. 100'den daha küçük olduğuna göre öyleyse şurayı 90 yapabilirim değil mi? Burayı 90 yapabilirim. Şuna ne yapacağım şu sıfırı? Ne yazacağım buraya? 3 yazacağım. Tamam. Yaptım. Dolayısıyla 3'ü S kümesinin içerisine koyduğum zaman ne yaptım bilmiyorum. 3'ü S kümesinin içerisine koyduğum zaman 3 üzerinden giderek hem 2'ye hem de 4'e gitmenin kısa yolunu buldum. Tamam mı? Ve bundan daha azını yapamazsın diyorum ben. İddiam bu. Bakın birazcık şu şöyle gelişiyor. En başta ne yaptık? Elimizde 10 lirayla nereye gidebiliriz diye düşünüyorduk. Ondan sonra diğerine geldiğim zaman neydi şu D-distance içerisinde? Nereyi seçmiştik? 30'u mu seçmiştik ondan sonra? 30 lirayla nereye gidebilirim? Ondan sonra kaç lira geldi? İlk önce 0 lirayla nereye gidebilirim? 0. 10 lirayla nereye gidebilirim? 1. Sonra ne gelmişti hatırlıyor musunuz? 30 mu vardı? Yok yani 30 lira nereye gidebilirim? Tamam. 0 lira nereye gidebilirim? O bana 1'i getirdi. Tamam mı? 30 lira nereye gidebilirim? O bana 3'ü getirdi. Şimdi ne yapacağım? Bakın elimde diyorum en az para harcayarak gidebileceğim neresi var burada? Buna ve buna bakmıyorum. Çünkü onları yaptım. 50 var. 50'den daha az para harcayarsan gideceğin yer yok zaten. Gidemiyorsun hiçbir yere. Buna göre gidemiyorsun hiçbir yere. Olamaz öyle bir şey. Diyorum ki tamam diyorum. Öyleyse bu 2 numaralı nod. 2 numaralı nod artık buraya değil. Şuraya ait 2 numaralı noda bundan daha az şeyle gidemezdim. Bundan daha az maliyetle gidemezdim. Tamam. Bunu 2 oraya koyduktan sonra diyorum ki arta kalan V eksi S içerisindeki kümede acaba 2'nin üzerinden geçerek daha 2'nin üzerinden geçerek daha kısa bir şekilde gidebileceğim yer var mı? Hemen ona bakalım. Şuraları silelim. Aynı hesabı burada yapacağız. Diyeceğim ki ben daha önceden 4'e gitmenin maliyetini
Ben 4'e gitmenin, daha önce 4'e gitmenin maliyetini kaç olarak biliyordum söyleyeyim? 90 olarak biliyorum. Acaba, tamam mı? 2 yeni eklendiğine göre D2 kaç? D2'nin değeri kaç? D2'nin değeri burada 50. Acaba D2 artı, D2 artı W, ne yazacağım buraya? 2, 4'ü kullanarak gitsem daha ucuza gelir mi? D2 kaç? 50. W2, 4 kaç? 10. Sürpriz, bayağı 60 çıktı. Öyleyse 4'e gitmenin kısa yolu, 4'e gitmenin kısa yolu 2'nin üzerinden geçiyor. Diyeceğim ki ya 4'e gitmenin kısa yolu öyleyse 90 falan değil, 90 falan değil, 60 ve 4'e giderken de 3'ün üzerinden değil, 2'nin üzerinden geçecek. Ve 4'e gitmenin en kısa yolu da bu şekilde buldum. Geriye ne kalıyor? Diyorum ki, işte ben buldum burada distance'e göre. 0'a gitmenin en kısa yolu, 1'e gitmenin, 2'ye gitmenin, 3'e gitmenin en kısa yolunu buldum. Arta kalan ne var? 60 lira harcamadan başka bir yere gidemezsin diyor. 60 lira harcayacağım. Öyleyse 4, 4'e tak diye buradan alıyorum. Tamam mı? Buradan alıyorum. Buraya yazıyorum. VXS kümesi bittiği için artık ne veriyor bana? D dizisi artık bana her bir noda gitmek için en az maliyetle ne kadar gidebilirim onu söylüyor bana. P dizisi de bana mesela 4'e gitmek için 2'nin üzerinden geçmen lazım. 2'ye gitmek için 2'nin üzerinden lazım gitmen lazım diyor. 3'e diyor 0'dan gidebilirsin. Tamam mı? O da onu veriyor. Shortest path algoritması bu. Dijkstra'nın algoritması. Dijkstra'nın shortest path algoritması. Dijkstra denen adam. İşte burada yazıyor. Dijkstra. Bunu zamanında bulmuş. Publish etmiş. Eski bu. 1960'lardan falan. Ne zamanmış? Yazıyor mu kitap? 60'lardan falan kalma. Yaşıyor mu ki acaba? Değişik bir matematikçi bir adam bu. DPC bir algoritması falan filan. Söylediği bazı şeyler var. Bu böyle de demiş. İspatlamamış ama. Kullanmışlar. Yani da doğru olduğu bilmiyor. Nerede bir adam öyle dedi diye. Daha yeni fark etmişler 3-5 sene önce. Ya bunun ispatı var mı yok? Nereden biliyorsunuz bu şeyler adam söyledi diye. Onun ispatını yapıp doktor alanlar falan var. Yani 30 yıldır kullanılan bir şeyin ispatını yapıp. Adama zamanda sormamışlar nereden biliyorsunuz. Sorsa belki söyleyecek bir iki cümle ispatı. Sormayı unutmuşlar da yaşlarını yeterli belki unutmuyor yaptı. Ha bazen de görüp kendisi ispatlamış daha sonra. Yani bunu ispatlamayı unutmuşuz. Aklımda vardı ama yazmayı unutmuşum falan filan diye. Öyle garip bir adam. Adamın adını öğrenin yani. Bu da Dijkstra'nın algoritması. Ve bu çok çok kullanılıyor. Mesela bir şehirden bir şehire gitmenin en kısa yolunu bulmak için kullanılıyor. Tamam mı? Böyle ağırlıklı hikayelerde. Ağırlıklı yerlerde. Yani ağırlıklı bir grafınız varsa oralarda Dijkstra'nın algoritması Bradford Search'ün genişletilmiş hali. Tamam, Bradford Search'ün kardeşi. Daha karmaşık. Dijkstra'yı Bradford Search haline nasıl çevirirsiniz? Belki de şöyle bir değişiklik yapsak tıpatıp Bradford Search olur diyeyim. Karşılaştırmayı yapmasak. İyi bir algoritma olmaz o. Karşılaştırma yapmasa nereden bilirsin İngilizce'yi? Biraz daha genişlet onu. Ona benzer bir şey ama. Karşılaştırma yapacağız ama karşılaştırma yaparken ne yapıyordum? Ben yanlış yere gidiyorum ya. Karşılaştırmayı şöyle yapıyorduk değil mi? Bununla şu 90'la şu rakamı karşılaştırıyorduk. Tamam karşılaştırma yapacağız ama W'lara bakma diyeceksiniz ya. W'ların hepsi 1 olsun. Karşılaştırma o zaman ne olacak? D4'e gelmenin postu kaç adımda geldi? D2 artı 1'in postu ne? Tamam mı? D2'nin üzerinden gidersen. Step postuna bakıyorsun. Kaç steple buraya gidiyorlar bakıyorsun. Eğer şuradaki W'ların hepsini 1-1-1 yaparsan bu 1. Bu 1, hepsi 1. Bu da 1. Tamam mı? O zaman ne olur? Birdenbire Dijkstra Bradford Search'e dönüşür. Eğer ağırlıklar neyse. Dijkstra'nın üzerine ağırlıkları nasıl koyarız? Bradford Search ne yapıyordu? Bradford Search. İlk önce bir adımda gidebileceklerini yapıyor değil mi? Sonra 2 adım, sonra 3 adım var. Dijkstra ne yapıyor? Dijkstra ilk önce 0 maliyette gidebileceğini yapıyor. Tamam mı? Sonra 10 maliyette gidebileceğini, sonra 30, sonra 50, sonra 60 maliyette gidebileceklerini. Bunları buluyor. Adım yerine maliyeti arttırarak gidiyor, büyümeye çalışıyor. Bir kümeden öbür kümeye yapıyor. Öbürleri sadece adım arttırıyor. Dolayısıyla Dijkstra'yı Bradford Search'ün genişletilmiş hali diye düşünebilirsiniz. Bu da biraz önce benim yaptığım hikaye. Bak burada yine güzel şunları yazmış vertexleri falan yerine. Sıfır da hiç koymamış. Biz koyduk onları. Sıfırın gücü çünkü dv'si 0'ın eksi 1. P'den büyüse dm'si de yine şey geliyordu. P dizisi de eksi 1 yazmıştık özür dilerim. Bu adam bunu yapmamış. Şey yapmış daha kısa. Bu şekilde
Dyson'u kullanmış. Başka nelerde kullanıyor bu Dyson? Dediğim gibi ağırlıklı krampon hepsinde kullanabilirsiniz. Nerede kullanabilirsiniz, nerede kullanabilirsiniz? Şeyde resimlerde falan çok kullanılıyor biliyor musun bu? Görüntü işlemede falan çok sık kullanılıyor bu. Nasıl kullanılıyor? Görüntü nasıl bir şey? Resim denen şey, imaj denen şey. Piksellerden oluşuyor değil mi? Piksel diyelim ki bu sizin için bir tane 5'e 5'lik bir tane görüntü olsun. 5'i tutturabildim mi 5'e 5'i? Tutturdum değil mi? Çok küçük bir tane resim esasında. Bugünkü kameraların resimleri 3000'e 2000 falan ya da 3000'e 2006 megapiksel ediyor değil mi? Onun iki katı oluyor. Ne mesela 4000'e 3000'lik falan oluyor 12 megapiksel. Bu 5'e 5'lik bir tane resim. Eğer burada rakam, her birinde rakam var. Siyah beyaz bir resim düşünün. Eğer burası 255 ise orası parlak. Burası mesela 10 ise koyu oluyor değil mi? Resimlerin gösteriş şekli bu. Piksellerin gösteriş şekli bu. Herhangi bir resim yükleyin hafızaya. Size bir matris yüklüyor. Matrisin her bir elemanı bir tane resim. Şimdi şöyle şeyler yapılabiliyor. Resim genelde şöyle, koskoca bir resim çizmeye çalışacağım. Diyelim ki bu sizin için bir tane 4000'e 3000'lik bir tane resim. Ve şurada da bir tane ev var. Bir tane ev çizdim size. Tamam mı? Ev beyaz bir ev. Arka tarafı da siyah. Ne olacak beyaz ev? Şunun içerisindeki tüm pikseller 255, 255, 200 arka tarafı da siyah 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 olacak. Değil mi? Öyle bir şey olacak. Şimdi komşular eğer bir pikseli komşusuyla karşılaştırdığın zaman şu pikseli komşusuyla 255, 0 bu nasıl bir şey gözünde canlandırıyorsunuz şuraya? Siyah siyah geliyor birdenbire beyaz parlaklaşıyor. Belki yani şu eve şuradan yaklaşıyor musunuz değil mi? Öyle geliyor siyah siyah. Buradan geliyorsun. Birdenbire parlaklaşıyor. Öyle bir şey düşünüyorsun. Genelde şunu yapıyorlar. Komşularla olan farklarını alıyorlar şeylerin. Piksellerin. Komşularla olan farklarını alıyorlar. Eğer bir piksel şu ev gibi bir yerin kenarına denk geliyorsa şuralara oraların farkları çok yüksek çıkıyor tabii ki şuraların farkları. Niye? Çünkü komşularla olan farkları fazla bunların. Onlar da objelerin nesneleri kenarlara denk geliyor. Anladınız mı? Objelerin kenarının nesneleri denk geliyor. Esasında komşularla olan farkını bulmak demek burada. Türevini almak demek. X yönünde türev. Değil mi? Resmin, I diye bir tane resim olsun. Tamam mı? I resminin X yönünde türevini alırsanız X yönündeki değişimi buluyorsunuz. I resminin Y yönündeki türevini aldığınız zaman da tamam mı? Parça devleti bunlar. Parçalı şeyler türev alma. O da Y yönündeki türevi oluyor. Eğer bunun ikisi birden büyükse hem X yönünde hem Y yönünde büyükmüş. Yani farklı olmuş oluyor. Köşelere denk geliyor değil mi bunlar? Eğer ikisi birden büyükse mesela şurası. Köşe. Bura hani buralar 255 diye buralar 0 0 falan ya da 10 diye. Hem x yönünde hem y yönünde bu komşulardan farklı o nokta değil mi? Oralara köşelere denk geliyor. Sadece x yönünde ya da sadece y yönünde farklı yazı oralara kenarlara denk geliyor. Bunların hepsini niye anlatıyorum? İşte bu hem x yönünde hem y yönünde türevleri alarak yeni bir tane resim oluşturuyorsun. Yeni oluşturduğun resimde neye benzeyecek? Şöyle bir şey olacak. Şöyle bir şey olacak. Yine beş yapmayı beceremedim ama. Bazı yerlerde mesela 100, tamam mı? 100. Bunlar da 0, 0, 0. Türev resmi bu. 100. Şunlar da 0, 0, 0, 0. Ne demek bu esasında bu yüzler? Kenarlı. Bu yüzler esasında bir objenin kenarı değil mi? Şurası. Yüzler bir objenin kenarına denk geliyor. Bunlar objenin kenarları bunlar. Şu da objenin içi ya da dışı da olabilir. Neden baktığınız zaman. Kenarlarını buldum. Bu Dyson algoritmasını şurada kullanıyorlar. Diyorlar ki böyle bir resmin içerisinde ben şuradan başlayarak tamam mı? Böyle bir resmin içerisinde şuradan başlayarak tamam mı? Şuraya gelmek istiyorum. Ben şunu takip etmek istiyorum. Ne yapacak o zaman? Adam diyecek ki bundan ben bir tane hemen graf yaparım. Grafı şöyle yaparım. Bir noktanın şu yüzdeyi var ya komşusuyla olan farkına bakarım. Tamam mı? Komşusuyla olan farkına bakarım. Eğer o fark ya da ona bakmamıza gerek yok ya. Doğrudan diyeceğiz ki her bir nodun kendi içerisindeki yüzü var ya o rakam ne kadar yüksekse benim ağırlığım da o kadar fazla olacak. Tamam mı? Yapmaya çalıştığın şey kendine en çok benzeyen ya da içerisindeki bu yüzlerin en çok fazla olan nodun oraya gitmeye çalışmak. Ağırlığı bu şekilde tespit ediyorsun. Ağırlığı bu şekilde tespit ediyorsun. Yani biz shortest path'te ağırlığı en az olanı seviyorduk. Bunun tersini alın. 1/100'ü alın. Ne olacak? O çok küçük bir rakam olacak.
1/0 da tabii sonsuz olacak. O yüzden bunları genelde 0 yapmazlar. Bunları genelde 10 falan yaparlar. Ya da 1 yaparlar. Tamam mı? Buna da şeyleri küçük olacak. Değerleri pardon 1/1 olduğundan dolayı büyük olacak. Böyle bir grafın üzerinde shortcut yaptığın zaman Photoshop'ta falan çok görürsünüz bunu. Objenin kenarına dokunursun, objenin diğer kenarına dokunursun, arta kalanı Photoshop çat diye kendisi seçer. Tak diye objenin kenarına. Orada çalışan bir tane graf algoritması esasında. Orada çalışan bir tane graf algoritması. Yine mesela Facebook şeyinde, Facebook tanıma grafında iki tane kullanıcı arasındaki VD ne demiştik biz? Bunlar birbirlerini ne kadar iyi tanıyor mu? Ha? Ne kadar zaman ne kadar çok iletişimle kurmuşlar. Ben uydurdum tamam mı? Akrabalık. Facebook akrabalık yok hoşuma gitti. Akrabalığın çünkü derecesi yok. Olabilir belki ya. Değil mi? Ya şey desek anne baba kardeşler şey olsa bir olsa kuzenler iki olsa ondan sonra işte kuzenlerin kuzenleri üç olsa işte dayı amca falan filan öyle artırsan 8-10'a kadar çıkarsan sonra desen ki şu adamla şu adam arasındaki en kısa akrabalık yolunu bana bul desen ne yapmaya çalışacak? Kardeşlerine gitmeye çalışacak. Kardeşinin kuzenine gitmeye çalışacak. Belki ısınlık falan filan da koyabilirsiniz. İki insan arasındaki en yakın kan bağını falan bulmaya çalışabilirsin orada bu şekilde. En yakın arkadaşlar değil de en yakın kan bağını falan bulmaya çalışabilirsin. Bunun gibi benzeri şeyler DNA'larda falan filan da bu. Onun ikisinin arasındaki en kısa DNA linkini bana bul. Onları veriyor, onların komşuluklarına falan koyuyor. Çok sık kullanılan bir algoritma bu Dijkstra'nın algoritması ve dediğim gibi optimal. Ondan daha iyisini bulamazsın. Belki onun aynısını bulursun, tamam mı? Aynı maliyette bulursun ama ondan daha iyisini bulamazsın. Soru var mı Dijkstra ile ilgili? Ve algoritmanın kendisi de burada. Soru var mı Dijkstra ile ilgili? Saat kaç? Tamam, isterseniz bir 10 dakika da verin. Döndükten sonra bu çatıdan kapatalım.